Türkiye'den son dakika Libya açıklaması. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Libya Libyalılarındır prensibiyle hareket etmektedir. Amacımız, Milli Mutabakat Hükümeti'nin öncülüğünde tüm Libyalıları kapsayan toprak bütünlüğü ve ulusal birliği sağlanmış, bağımsız, egemen ve müreffeh bir Libya'dır. Bakanlığın yazılı açıklamasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 31 Temmuz 2020'de El Cezire televizyonunda yayımlanan mülakatta sorulan sorulara verdiği cevaba ilişkin Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın gerçekleri yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Abu Dhabi yönetiminin Suriye, Libya, Yemen ve Afrika boynuzu gibi bölgelerde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi başta olmak üzere evrensel kuralları ve ahlaki değerleri çiğneyerek yürüttüğü istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri yapıcı olarak nitelemek ve bunlara verdiğimiz haklı tepkiyi Arap kardeşlerimize yapılmış gibi göstermek talihsiz ve beyhude bir gayrettir. Arap halkı bizim dostumuzdur, kardeşimizdir. Abu Dhabi yönetimini ve bu yönetimi destekleyen hükümetleri aklı selime davet ediyoruz. Bahreynli yöneticilere bugün yanında durdukları devlet ve milletlerin yakın tarihte bu bölgede yaptıklarını hatırlatmaktan hicap duyarız. Bölgesel barış, istikrar ve güvenlik darbecilerin değil, hukuk ve meşruiyetin yanında yer alınarak savunulabilir. Türkiye'nin Libya ile 500 yıla varan ortak tarihi, kültürü, anlayış ve inançlarının bulunduğu hatırlatılan açıklamada, Türkiye'nin Libya Libyalılarındır prensibiyle hareket ettiği vurgulandı. Açıklamada, Türkiye'nin amacının Milli Mutabakat Hükümeti'nin öncülüğünde tüm Libyalıları kapsayan toprak bütünlüğü ve ulusal birliği sağlanmış, bağımsız, egemen ve müreffeh bir Libya olduğunun altı çizilerek, Türkiye, darbecilerin değil, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümeti'nin daveti ve uluslararası hukuka uygun olarak imzalanmış ikili anlaşmalar çerçevesinde Libya'da bulunmaktadır. Türkiye bugüne kadar verdiği askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteğini sağlamaya kararlılıkla devam edecektir ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın El Cezire televizyonuna verdiği mülakat, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili bölümü son derece önemliydi. Her bir kelimesi önceden düşünülerek, hesap edilerek kullanılmış, oturaklı, adrese teslim cümleler. Birkaçını hatırlatalım. Birleşik Arap Emirlikleri bize zarar vermek maksadıyla Türkiye karşıtı terör örgütlerini destekliyor. BAE, boyut ve etki olarak küçüklüğünü hesaba katmalı. Fesat ve yolsuzluk saçmamalı. BAE, başkalarına siyasi veya askeri açıdan hizmet eden ve uzaktan kontrol edilen işlevsel bir ülkedir. Abu Dhabi, Libya ve Suriye'de zararlı hareketlerde bulundu. Doğru zaman ve doğru yerde hesabını soracağız. Birleşik Arap Emirlikleri adına uzun süredir Türkiye karşıtı beyanların sözcülüğünü yapan Dışişleri Bakanı Enver Gargaş şöyle demişti. Türk Savunma Bakanı'nın tahrik edici açıklaması ülkesinin diplomasisindeki yeni bir düşüşü gösteriyor. İlişkiler tehditlerle yönetilemez. Günümüzde ve bu asırda sömürgeci hayallere yer yok. Türkiye'nin Arapların iç işlerine karışmaması daha uygun olur. Tahrik eden taraf kendileri değilmiş gibi. Sanki bugüne kadar hiçbir şey yapmamışlar da Türk Savunma Bakanı durduk yere ülkelerini hedef almış gibi. Sinsiliğin ikiyüzlülüğün dik alası. Ankara, Birleşik Arap Emirlikleri gibi sinsice hareket eden yönetimleri, püskürtmenin, kötücül hareketleri sürdürmelerini engellemenin tatlı sözle ya da sessiz kalarak mümkün olmayacağını anlamış gibi görünüyor. Amerika'nın yüksek tirajlı New York Times gazetesinde Steven Erlinger imzalı bir makale yayınlandı. Türkiye artık NATO'nun odadaki fili başlıklı makalede, NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye Rus hava savunmasını satın aldı ve son zamanlarda Libya ve Akdeniz'deki hidrokarbon enerji hamleleri neredeyse Fransa ve Yunanistan ile silahlı çatışmalara yol açacaktı. Haziran ayının ortalarında Akdeniz'deki bir Fransız donanma fırkateyninin meydan okuduğu savaş gemileri savaş alarmına geçti. Sayıca fazla olan Fransız fırkateyni geri çekildi. Türkiye ve bir NATO üyesi arasında benzer şekilde bir karşılaşma da 2 hafta önce Türk savaş uçakları Yunan savaş gemileri arasında yaşandı. Türkiye, Rodos Adası yakınlarındaki bir bölgeyi ele geçirdi. Avrupalı diplomatlar, giderek artan iddialı ve hırslı olan Türkiye'nin NATO için odadaki fil haline geldiğini söylüyor. Ama bu konuyu çok az kişi tartışmak istiyor. 1952'den bu yana bir NATO üyesi olan Türkiye,
açık bir çatışmaya girmek için çok büyük, güçlü ve stratejik olarak önemli. Avrupa ve Asya'nın kesiştiği nokta, diyorlar. Erdoğan, Haziran ayında amaç Akdeniz'in en uzun sahil şeridine sahip olan ülkemizi sadece oltayla balık tutacağımız bir kıyı şeridine hapsetmekti, diyerek diğer ülkelerin denizcilik faaliyetleriyle ilgili şüphelerini ortaya koymuştu. Daha sonra araştırma yapmak için Kıbrıs'a gemiler gönderdi. Bu da Avrupa'dan yaptırımlarla sonuçlandı ve aynısını Rodos yakınlarında yapacağını söyledi. Türkiye, Akdeniz'de uyguladığı politikaların haksız olduğu yönündeki eleştirileri reddediyor. Ancak bazı NATO büyükelçileri, Türkiye'nin şu anda grubun demokratik değerlerine ve kolektif savunmasına açık bir meydan okuduğuna inanıyor. Obama yönetimi sırasında Türkiye ile ilgilenen dış politika danışmanı ve eski devlet sekreteri Philip Gordon, Türkiye'yi ABD'nin müttefiki olarak tanımlamak zorlaşıyor, dedi. NATO büyükelçileri Türkiye'nin hamlelerinin NATO'nun değerlerine ve toplu savunmasına açık bir meydan okuma olduğuna inanıyor. Buna rağmen Trump'ın Erdoğan'a olan açık hayranlığıyla daha da kötüleşen ilişkilerin ABD'nin istikrarlı bir liderlik eksikliğinden kaynaklandığını söylüyor. Gordon, ABD'nin Türkiye politikasının ne olduğunu söyleyemezsiniz ve Trump'ın nerede durduğunu bile göremezsiniz. Bu, neredeyse her konuda stratejik olarak aynı fikirde olmadığımız ABD politikası için büyük bir ikilem, dedi. Bu stratejik bölünmeler çoğalıyor. NATO mutabakatla hareket ediyor. Bu yüzden Türk itirazları neredeyse her politikayı durdurabiliyor ve diplomatlar bir NATO yetkilisinin dediği gibi her topun üstünde, hem gayretli hem de bilgili. NATO büyükelçileri Fransa'nın ulusal çıkarlarını gözetmek için etkili vetosunu kullandığını, ancak asla toplu savunmayı baltalamadığını söyledi. Ancak Türkiye, İsrail, Ermenistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi sevmediği ülkeler için NATO ortaklıklarını engelledi. Daha da ciddisi, Türkiye aylarca Rusya'yı sınırlayan Polonya ve Baltık ülkelerinin savunulması için bir NATO planını engelledi ve Türkiye, NATO'nun bağımsızlığı için mücadele eden çeşitli silahlı Kürt gruplarını terörist gruplar olarak listelenmesini istedi. NATO'nun yapmadığı bir şeydi bu. ABD'nin resmi tutumuna gelince, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de gerilime neden olan eylemleri yavaşlatmaya çağırıyor. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Hepimiz Türkiye, Yunanistan ve ABD'nin 3 NATO müttefiki olduğunu hatırlayalım. Bölgedeki dostlarımızın ve müttefiklerimizin bu konulara işbirliği ruhu içinde yaklaşmalarını istiyoruz," dedi. Üst düzey bir Avrupalı diplomat ise, "Türkiye'ye ne yapılması gerektiği konusunda büyük bir tartışmaya ihtiyaç var," dedi.